Merhaba herkese, iyi pazarlar. Şişecam günlük analiz. Şimdi günlük grafik, özür dilerim. Şimdi Şişecam şöyle bir grafikle, şunları görmezden gelin. Yani bunları kaldırsam da olur aslında da. Şöyle bir düşen ve şöyle bir yükselen trendi takip ediyorduk. O sıkıştı falan, kırdı, yükseldi. Şurada eski majör trendine dokundu. Tekrar hafif aşağı verdi. Yani şöyle söyleyeyim. 6.79, 6.78'in altında kapanışlar gelirse 6.58 desteği ve 6.13 desteği var altında. Yani işler terse dönerse, onu bir baştan söyleyeyim. Yukarıda doğru hareketlerde 6.26'nın kırılması, hatta 6.26 özür dilerim, 7.26'nın kırılıp 7.32 direnç bölgesinin de aşılması çok olumlu olur. Bakın 7.32 yine burada önemli bir fibo seviyesidir. Yani baktığınız zaman oraya geldi, değse bile en azından 7.32 yeni bir tepe yapmış olur yukarı yönlü hareketlerde. Şişe bu grafikte takip edilebilir. 8 gün, 20 gün, işte 20 gün, 50 gün çok içeceğiz zaten. 6.82 bir tanesi, işte 6.79 bir tanesi. Burada 50 gün almak daha doğru olur stratejik açıdan. Aynı zamanda şuradaki Kasım başından gelen yükselen trend de bize orayı işaret ediyor. Onun için hani diğer kısa destekleri kırdığı için almıyorum zaten. Çok kısaca arkadaşlar varsa, yani günlük alsat varsa, şimdi burada göstermeyeceğim ama 2 saatlik, 1 saatlik trendini takip edebilirler. Şöyle bir trend çekip 2 saatlikte muhtemelen 7 liranın 7 lira 1-2 kuruş gibi trendler kırılım için 2 saatlikte tekrar yukarı hareketin başladığını görebilmek için yeterli olur. RSI aşağı, MACD tabi o da boynunu bükmüş, hafif bir yön değişimine işaret ediyor. Ama tabi bu şey değil, onu söyleyeyim. Yani RSI'da kendi ortalamasını aşağı kesti diye illa şuradaki gibi ilelebet aşağı gidecek anlamına gelmez. Yani bir önceki dalgada da kesmişti. Tekrar yukarı gelmişti. Bakın bu yanlış değildir. RSI'da da trend takibi şöyle yapılabilir. Onu da söyleyeyim. Yani RSI'yı trend desteğinde olarak görebilirsiniz. Ama tabi dalarsa aşağı, yani RSI 49'lara 50'lere görürseniz biraz daha aşağı bir dalga büyüyor anlamına gelebilir. Bunun dışında özel bir formasyon. Yani burada yutucu bir mum var bir öncekinden ama zaten aşağı doğru bir hareket var. Yani bunun bir önemi yok. Şurası biraz daha bir dönüş işaret ediyordu. Tabii yani düşenin içinde kalkıp da buraya bir formasyon söylemenin de bir anlamı yok. Hacimler biraz şey, hafif ortalamaların biraz altına indiğini görüyorum tekrar. Yani şöyle bir şey oluyor. Şişe 7 liranın altında kalınca artık hacimler hafif hafif düşmeye başlıyor. Tabii bu satıcının değil de galiba alıcının eksikliğinden kaynaklanıyor. Galiba demeyeyim de yani satıcı şişede her daim var. Açan satışlar var, şu var, bu var falan. Ama alıcılarda galiba biraz bir iştahsızlık da mevcut. Bunun dışında herhalde unuttuğum bir şey yoktur. Bir şey söyleyecektim, aklımda bir şey vardı, onu düşünüyorum da. Unuttum buraya. Herhalde bu tepe noktayı da zaten söyledik. Herkese iyi haftalar dilerim.